yükselen sözler devam ediyor. Sözlerimizin yükselmesiyle ilgili çalışmalarımız yani yükseli yükselen sözler oluşturacak işler yapmaya biz de gayret gösteriyoruz. Programımızın bu bölümüne az evvel hocamın bıraktığı yerden başlamak istiyorum. Yani dinin fıtrat oluşuyla ilgili yerden başlamak istiyorum. Tam da bu konuyla ilgili Rum suresinin 30. ayeti var Kerim kitabımızda. o Yüce Allah dini fıtrat olarak tanımlıyor. Önce ayetimizi görelim, sonra konuşmaya devam edelim. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. O İnsanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Rum suresi 30. ayet özünü dost doğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir. Yani eyvallah. orada bir tefsir e, bir önceki yani yani eyvallah. gibi bir önceki cümleyi tefsir e, var. E, hocam demek ki din fıtratmış. Eyvallah. Fıtratı da e, Allah selamet versin kendisine de buradan sevgilerimizi yollayalım. Mehmet Okuyan hocanın benim çok sevdiğim bir tarifi var fıtratla ilgili. Insana e, Allah'ın insana attığı formattır. E, siz ne dersiniz hocam? Aynısını derim Aynen. ben. De de. <laughs> İnsana Allah'ın attığı formattır. Yani, fabrika ayarlarıdır. Fabrika ayarları. Yani yaratılış ayarları. yaratılış Eyvallah. ayarları. Eyvallah. Bir nevi demek ki o zaman din insanı fıtratına fıtrat evet. yolunda tutmak. O evet. zaman sırat-ı mustakimle fıtrat arasında bir ilişki var mıdır hocam? Hiç şüphesiz. Sırat-ı mustakim aslında fıtratın dıştaki yansıması. Yani fıtratına uygun bir yol tutturacak olursa o yola sırat-ı diyor Kur'an. Dolayısıyla yani bir tür fıtrat altyapı, din üst yapıdır. Yani Hegel'yen bir ifade oldu ama tam da oturdu. Hatta hocam o evet. o, o, o şey ifadenizi kitapta da aynı evet. şekilde belirtmişsiniz ve üstelik ee, üst yapının bozulması, altyapının da bozulması bozar. anlamına gelir Aynen diye öyle. de bir tespitiniz Civata var. Civata bozuksa dişliği bozar. Bozar. <laughs> evet, evet. Evet. Yani somun bozuksa civatayı bozar. Ee, dolayısıyla ince diş somunla kalın diş civatıya geçirmeye çalışmayın. O zaman ne yapmamız lazım? Allah'ın açtığı dişi öğrenip ona göre bir somun bulmak lazım. Ona göre bir üst yapı. Onun için yani ayette de zaten ta ki insanın fıtratında bir bozulma olmasın. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bir bozulma olmasın. Yani fıtrat hmm. Allah ile ki nase aleyha, la tebdil li kelimatillah. Li Allah'ın yaratışında bir bozulma olmasın. Dolayısıyla insan asla bir şeye fıtrat veremez. Fıtrat daima öznesi sadece Allah'tır. Fıtratın öznesi Allah'tır. Yani insana takva, düşen o fıtrata uymak. Takvanın öznesi daima insandır. Kur'an'da fıtratın öznesi daima Allah'tır. Eşyaya fıtratı Allah verir. Müttaki olansa insandır. Allah insana takva vermez. Zaten o yüzden evet. e, müttakiler için güder e, bir müttaki. Eyvallah. Yani önce Eyvah. sen müttaki yol, sonra Eyvah. bu sana yol gösterir. Dolayısıyla fıtrat aslında şu anlama geliyor. Rabbimiz insanı yaratırken insana bir de fabrika ayarı koymuş. Ve bu fabrika ayarlarını bozmadan Allah'a emaneti götüreceksiniz. Hayat bir emanettir. Siz size emanetsiniz. Ve bu dünya da size emanet çünkü kalfasınız, halifesiniz. Bu dünyayı mamur edeceksiniz ve bu hayatı mamur edeceksiniz. Hayat sizin ellerinize bırakılmış bir sermaye. Yani hayatı bozmak mayayı bozmak, mayayı bozmak, sermaye baş maya demektir. Ana maya demektir. Ana mayayı bozduğunuzda hayatı mayalayacaksanız bozuk maya bozuk bir sonuçtur. Bozuk hayat yaşar. Aynen öyle. Bozuk hayat. <laughs> hayatı bozmuş olursunuz. Onun için yani arabanızı bozarsanız sorun değil. Tamirciye götürürsünüz. Daha olmadı pert olur. Daha olmadı çıkarsınız. Çıkıntı olur yani. Emekliye ayırırsınız. <laughs> Ama eğer kendinizi hayatı boya bozarsanız yedek bir hayatınız yok. Onun için Rabbimiz bu hayatı tek verdiğini bilen Rabbimiz size diyor ki verdiğim hayatı bozmamanız için bu hayatı kullanma kılavuzunu da veriyor. Zaten hocam e, yine aynı yerde demiştiniz bu so sözünüz de bu, e, şuradaki ifadelerinizi aklıma getirdi. Hayatı elinden aldığınızda ortada İslam kalmaz diyorsunuz. Evet. Dahası İslam'a İslam ihtiyaç da kalmaz. kalmaz. İslam her bir unsuruyla müminin hayatına taliptir. Öyledir. Kur'an da hayat kitabıdır onun için. O yüzden hayat kitabıdır. O yüzden hayat, o yüzden hayat kitabıdır. O zaman hocam şimdi isterseniz bu dini oyun ve oyuncak haline getirme yani Aynen. dini eğlence oyun ve eğlence haline getirme meselesine gelelim. Bu o zaman fıtratı bozmayla kişinin kendi fıtratını rayından çıkarmasıyla eş anlamlı bir durum haline gelmiş oluyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İttekazû dînehum la'iben ve ha, Kim için diyordu aslında bunu? ehli kitap için diyordu. Onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirdiler. Edindiler. Bize de dininizi oyun ve eğlence haline getirmeyin hitabı ayrıca var. Evet, ayrı başka bir. Yer. Ayrıca var. Dolayısıyla bu ehli kitap üzerinden verilen bir ders. En'am suresinin 70. ayetinde dinini oyun ve eğlence haline getirmek ya da iki şekilde anlaşılır. Oyun ve eğlenceyi din haline getirmek her ikisi de aynı her her şekilde. Aynen e, öyle. Bu kalıp aynen öyle. İttehizû dînehum la'iben ve lehven her iki şekilde de tıpkı zikrullah gibi. Zikrullah hem Allah'ın sizi zikri hem sizin, sizin Allah'a Allah zikriniz hmm. anlamına geldiği gibi onun için e, bu anlamda bu ibare öncelikle dini oyun ve eğlence etmek. Nasıl bir şey bu? Nasıl yaptılar? Biz ehli kitabın nasıl yaptığını dinlerini nasıl oyun ve eğlence ettiğini bugün görüyoruz, biliyoruz. Bakın şu endüljans meselesine, cennetten anahtar dağıtma meselesine bakın. Bakın şu günah çıkarma meselesine. Yani nasıl da komik. Evet. Düşünün insanlar oraya gelecekler kapalı bir kafesin arkasına bir papaz oturacak. Papazın günahını kim çıkaracak? Kim kimin günahını çıkarıyor? Aslında bir tür orada kulak e, röntgenciliği yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tür ahlaksızlık. Başkalarının ahlaksızlıklarını dinleyerek. Tecessüz. Aynen öyle tecessüz. Ondan da öte o dinlediklerini ne yaptığına dair hiçbir yani, garantiyi o, o da yok. Doğru. Tabii ki. Onun için batıda krallar tarih boyunca ...papazları ajan olarak kullanmışlardı. Belki bu, bu amaçla ihdas edilmiş o da olabilir. O da olabilir. Aynen o da olabilir. Zira İslam'da Kur'an'a göre... ...Kur'an'da tevbe ve istiğfarın tek merci vardır. Allah. Allah. Yüce Allah. Onun dışında kimse... ...ikinci bir şahsa tevbe ve istiğfar... ...o zaman bu tevbe alma ne oluyor... Üstelik sadece tevbe de değil ki hocam. Te evet. Tevbe eden ve salih amel işleyen. Yani o Aynen yaptığından öyle. da dönen, onu düzelten. Aynen öyle. Dolayısıyla bu anlamda Hristiyanlığın nasıl içimize girdiğini ve işte tevbe alma, el alma şeklinde, şeklinde dönüştüğünü de görüyoruz. Ama bu anlamda dini oyun ve eğlence edinmenin çok ilginç örneklerini görüyoruz. İşte Yahudilerde Tevrat'a muamele. Bakınız Tevrat... Yahudilerde Hz. Musa'dan sonra okunan ve amel edilen bir kitap olmaktan çıktı Cuma Suresindeki mübarek ayet gibi evet. yani kemeselil himari yahmilu esfaradi ya evet. kitap, kitap taşıyan eşek. eşek gibi efendim eşekler gibi eşek. niye çünkü Tevrat'ı tabut diye bir sandığın içine koydular ve onu da omuzlarında taşıdık. taşıdılar Dahası tefillin diye bir muska yaptılar. Şuraya Yahudilerin eğer görmüşseniz Yahudilerde iple bağlanır bir kutu içinde şurada gezdirilir. Aslında Müslümanların muska geleneği oradan Ondan gelir. Geliyor. Tefillinin muskaya dönüşmüş. Onda şey. var da bizde olmaz onda, mı? <laughs> e, onda, evet. Yani onda var da bizde olmaz mı? Bizim neremiz eksik? Bizim neyimiz eksik? <laughs> ya Korkunç bir şey. Evet, efendim. Dolayısıyla o Tefillinin içine koyarlar. O küçük bir tabuttur. Tabutu şurada taşımış oluyor. Bu ya e, sembolik, sembolik. Evet, e, sembolik e, olanı. Maskotu. Ve omuzlarında taşırlar. Savaşa girecekleri zaman o Tevratı öne getirirler. Adeta işte sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz gibi. burada inna <laughs> hauna <laughs> <laughs> Efendim. Biz, burada, biz burada oturuyoruz. Yani adeta Tevrat'a madem Allah'ın sözüsün Hadi bakalım yen bunları der gibi getirirler savaşta iki ordunun arasına koyarlardı. Baktılar ki olmadı Tevrat. Yani yenmedi düşmanı, yenildiler. Bu sefer Tevrata düşman oldular. Tevrata düşman olduktan sonra 20 kral ardı ardına putperest oldu. Bu kralların hikayesi anlatılır. İşaya'da, Yeremya kitabında, İşaya kitabında birçok e, kitapta e, 39 kitabın bir bölümü bunlardan oluşur eski Ahit'in Orada bunların hikayesi anlatılır. Neden Yahudi kralları Tevrat'a düşmandır? Hatta bazı krallar geldi Tevrat'ın kökünü kazımak için Tevrat'ın kökünü de kazıdılar. Ve e, İsrailoğulları... 300-400 yıl Tevratsız kaldılar. Ezra gelinceye kadar milattan önce 5. yüzyılda Ezra yeniden Tevrat'ı işte saklandığı yerden neredense buldu ve getirdi. Efendim bulduğu kadarıyla tam Tevrat'ı bulmadı. Bulabildiği kadarıyla eksiğini de gelenekten tamamladılar. Hı. Ama asıl yaptıkları korkunç bir iş oldu. Onun yanına Mişna ve Gemara'yı yani efendim sözlü geleneği koymuş e, e, e. olmaları. Ondan yani paralel Tevrat, evet. paralel eski ahitler koymuş olmaları. İşte Talmudist gelenek, rabbinik gelenek bunu yaptı. Hmm. Hatta öyle oldu ki siz Tevratı anlayamazsınız diyenler Yahudi hahamları oldular. Hmm. Tevrat nere? Siz nere? Hatta sıradan bir Yahudi ile Tevrat'ın buluşmaması için özel tertipler ihdas ettiler. Bunlardan biri de işte temiz olmayan Tevrat'a dokunamaz. Ay, ben bunu ben ben bunu bir yerden hatırlıyorum. <laughs> ben bunu bizzat yaşadım. Yani işgal altındaki topraklarda İsrail işgal altındaki topraklarda Samuel peygamberi ziyarete gitmiştik. Samuel Peygamber'in Osmanlı döneminde restore edilmiş, sanırım Memlükler döneminde yapılmış bir türbesi var. Onun altında metfun. Hmm. Efendim, ee, Müslümanlar da geliyor ziyarete. Ben bizzatihi Yahudilerin de girdiği sandukanın olduğu bölüme girdim. Birkaç arkadaşla beraber. Ee, orada e, ben... E, bir miktar Yahudileşme temayülünü yazarken e, İbranca çalıştım. Hmm. Evet e, bir e, haham efendi e, bu konuda bana yardımcı oldu. E, birkaç Yahudi aydını da yardımcı oldu sağ olsunlar. Biraz İbranca çalıştım orada. Arapça bilmenin faydası oldu e, mu hocam? Oluyor değil mi? O, o. Yani tabirca caizse yüzde elli oranında tabi tabi. Yani sistemi anladığınızda zaten kelimelerin söylenişleri farklılaşıyor. Evet. Çoğu kelime özellikle terim anlamı kazanmış kelimelerin ortak olduğunu görüyorsunuz zaten. Evet. Bu anlamda ben orada bir Tevrat'a şöyle uzanacak oldum. Orada böyle okuyorlar ellerinde böyle okuyorlar. Buradan kaküller sarkmış. Efendim hemen fırlayıverdi oradan bir Yahudi genç. Are you Jewish dedi, I'm not Jewish dedim. O zaman, then you can uh, not uh, touch dedi. Efendim, uh, dokunamaz. Efendim. Yani hemen elimden aldı uh, şeyi, hışımla hem de. Ha. Efendim, yani, temiz olmak ve Yahudi olmak da aynı şey o zaman demek <laughs> Aynen öyle. Hışımla aldı ve az, az daha dövecekti yani. ...oraya bıraktı... ...yani şöyle bir derdi yoktu... ...ya okusun Allah'ın kitabı... E, ...hidayettir... ...bir şeyler öğrensin... ...ya belki bir şey kazanırız... Hmm. E ...işte kendince bir mümin kazanırız falan... ...böyle bir derdi, derdi yoktu... Yok. ...ya öyle bir bencillik ki... ...onun için yani Yahudilik... ...yani diğer dinlerin aslında özelliği... ...çok ilginçtir... ...Yahudilik ırk dinidir mesela... Hmm. ...efendim... Ee, ya, Hristi... Yahudi doğa bilirsiniz o zaman olamazsınız. Yani. Yahudi de, doğ... tabii Tabi. Bunu sonradan icat ettiler ama bu böyledir. Böyle, evet. Yüzyıllardan beri böyledir efendim. Hristiyanlık mucize dinidir. Mecusilik e, efendim bekleyiş dinidir. Mehdi dinidir. Anlatabiliyor muyum? E, sabiilik buç dinidir. Astroloji dinidir. Hinduizm zühd dinidir. Budizm ıstırap çile dinidir. E, efendim, Hermetizm simya dinidir. Efendim, Gnostisiz sır dinidir. Hmm. Ve İslam iman ve amel. Güven ve eylem. Yani güven ve emek dinidir. Hocam, bu söylediniz ya e, şu şu dinidir, bu bu dinidir diye. Bugün e, uydurulmuş din dediğimiz yani Kur'an'dan e, tamamen farklı olan e, tırnak içinde İslam bu söylediklerinizden o şu şu dinidir bu bu dinidir dediklerinizden birer parça hepsinden taşıyor gibi Eyvallah. geldi bana. Yani Eyvallah. öyle bir görüntü var Eyvallah. yanlış Eyvallah. anlamadıysam yanlış algılamadıysam. Doğru. Doğru. Ya yani biz hepsinden işte o zaman demek ki e, dinin evet. oyun ve oyuncak haline, oyun ve eğlence haline getirilmesi bu manaya geliyor olabilir. Bir de e, siz mesela az evvel dediğiniz gibi Yahudi olamazsınız ancak doğabilirsiniz. Çünkü belli bir ırka sahip olmanız, o, o ırkın içerisinden gelmeniz lazım. Bu durumda Yahudilikten çıkamazsınız da ancak ölebilirsiniz. Hristiyanlık için de başka bir sizden bağımsız bir kişinin onayı gerekiyor zaten. Siz isterseniz ben Müslüman oldum deyin. Sizi papaz eğer sen e, Hristiyan değilsin diye dinden çıkarmadıysa, kaydetmediyse bir yere bu adam Hristiyanlıktan çıktı diye siz e, Hristiyan sayılıyorsunuz hala. Veya girme, girmek için de birinin onayına ihtiyacınız var. Evet. Ve o zaman dini oyun haline getirmenin içerisine bunlar da girer mi hocam Aynen. bu Aynen. Aynen. Görüyoruz zaten. Yaşıyoruz şu anda. Yani e, insan e, Allah'ın dini, dinin Allah'ın olduğunu, dine ilave e, ve çıkarma yapamayacağını, dine ilavenin ancak Allah tarafından yapılacağını ve dinin tamamlanmış olduğunu ee, hatırlayalım Maide suresi 3. 3. ayetle. Tamamlanmış bir şeye nasıl ilave yaparsınız? Tamamlanmış bir şeye ilave yaptığınızda iki anlama gelir. Ya onun tamamlanmış olduğuna inanmıyorsunuz siz. Ya da tamamlanmış olduğuna inandığınız halde siz ona fazlalık ilave ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani tahrif ediyorsunuz. Aslında tahrif iki şekilde yapılıyor. Ya eksilterek yapılıyor ya artırarak. Yani ya iskonto yaparak, yazam yaparak. Yani cahiller dinden iskonto yaparlar, cahil sofular dine zam yaparlar. Aslında ikisi de bir. Anlatabiliyor muyum? Yani tahrifin iki çeşidi. Dini oyun ve eğlence edilmek. Alın buyur Bugün yani ee, Allah Resulü'nün küçük abdestini, küçük tuvaletini sahabeye içirmeyi Allah Resulü'nün atık kanını kan yani eti yenilecek hayvanlarda dahi kan pis efendim hocam? kan haram, haram iken mı? ki Kur'an'ın velah yani e, demi mesfuh evet, efendim evet. haram iken siz eti yenilmesi haram olan insanın atık kanını <laughs> ki efendim sahabeye içireceksin bunu da Allah Resulüne e, müjde Hayır. müjde cennetle müjdelettireceksiniz ve deve sidi içireceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Efendim, Allah'ınızın aşkına dini maskara etmekten başka ne anlama gelir bunlar? Bunların ne anlamı var? Dini maskara etmekten. İşte bu ayetin hitabı bu, muhatabı da bu. Dini oyun ve eğlence. Et. Dinle dalga geç. Dalga geçme. Zaten böyle bir dinle de herkes dalga geçiyor. Karşıdaki insanın da dinle dalga geçmesine sebep, sebep olmak. olmak. Evet. Aynen. Çünkü Hakikaten böyle bir dinle dalga geç. Ya bunu duyan bir e, gayrimüslim ben olsam ben ya de bir hayatta bir Müslüman Gayrimüslim yani. mi? O torununa bunu anlatsın bakalım. Torununa. tabii. Ya, yani Müslüm, torununa. Müslüman tabii kendi torununa. torununa. Müslüman olan torununa. <laughs> <Bir> anlatsın <laughs> mı? Doğru. doğru. Anlasın <laughs> bakalım. Böyle bir dine mensubu olacak mı? Kabul edecek mi? anlatsın bakalım. Dolayısıyla düşünün düşünün. Yani bir kerte kertenkele öldür yüz şehit sevabı kazan düşünebiliyor musun? Hamza telerici videoları. Evet. Için bir evet, evet. <laughs> Hamza bir şehit, bir kez öldü, bir şehit sevabı var. Ama siz bir keler öldüreceksiniz. Yani bir bukalemun öldüreceksiniz ve yüz tane şehit sevabı kazanacaksınız. Ya bu kertenkele düşmanlığı bu dinin nesi olur Allah aşkına? Düşünebiliyor musunuz? Hangi Şimdi problemimizi çözelim. Al, yani? Alacağız elimize kazmayı, küre, tüfeği, silahı efendim. Kertenkele avına çıkacağız. Hadi bakalım kimin kertenkelesi çok sayacağız ve o o kadar şehit olacak. Şehit sevabına nail olacak ve siz bu dinle alay edilmesin diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? Ve e, Allah'ınızın aşkına Kur'an'ın neresinde böyle bir şey bulursunuz? Yani Kur'an'ın neresini okursanız sizi mahcup eder. Sizi rezil eder. Sizin yüzünüzü kızartır. Hocam biz galiba bu Rabbinden sana ne vahyedildiyse ona uy ayetlerini pek anlamamışız ya da yani okumamışız. Okusak kesin anlardık çünkü Allah Kur'an'ın anlaşılır hale getirildiğini açık açık bir kitap ve hitap olduğunu söylüyor. Demek ki biz bu ayetleri okumamışız. A'raf suresinin 3. ayetini mesela okumamışız. Yani Kur'an'a uymamız gerektiğini, onun dışında başka dostlar edinmememiz gerektiğini Anlamamışız. Anlamış olsaydık dini de herhalde alıp bu şekilde oyun ve eğlence haline getirmiş olmazdık. Bir de hocam, e, o zaman programımızın bundan sonraki bölümünü de son e, bölümünü de e, Kur'an'a uymak ve gerçek dine dönüşle bitirelim. Halis ha, Halis dine dönüşle bitirelim. Eyvah. Bu e, halis din Türkçe'siyle <laughs> halis din e, nedir? Kur'an'dan e, bu nasıl öğrenilir? ya da bunun yöntemi gerçekten Kur'an'a uymak mıdır değil midir? Bu konuları konuşalım. Yine bir kısa ara verelim. Evet. Biraz sonra birlikteyiz.